Şimdi burada soru, sorulması gereken soru bana kalırsa şudur. Patron kim? Birçok kişi birçok soru sorabilir. Hatta biz bunu daha evvel sorduk biliyorsunuz. Dedik ki bir paket açıkladılar hatırlıyor musunuz? En son açıklanan ekonomi reform paketi. Yılda dört tane ortalama açıklıyoruz. Hiçbiri işe yaramadığı için sonra bir tane daha açıklıyoruz arkadan. Onlar da unutuldu biliyorsunuz. Ama burada hatırlanmış zannediyorum. Çünkü orada dediydik ki şöyle demiştim hatırlıyorum bunu. Ve not almışım buraya. Kamuda bir takım ayarlamalar, fiyat ayarlamaları işte maaş bunlar yapılacakken gerçekleşen enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre yapılması gibi bir madde vardı. Şimdi burada hiç kimse bunun hangi enflasyona göre yapıldığını anlamadı bu artışın. Bu yılın enflasyonuna göre mi? Bu yılın enflasyonuna, geçen yılın enflasyonuna göre yapsanız 6 ayı bile %9 ediyor. Yani bu yarısını bile karşılamıyor. Hangi enflasyona göre yapıldı? Tahmin ediyorum onu da sonradan çok acayip. Yani sonradan anlayacağız. O da hedeflenen enflasyon olmalı. Ama hedefler tutuyor mu? Bakın aşıda hedef, ekonomide hedef, pek çok konuda hedef. Bu patron kim sorusu o yüzden önemli. Bu ülkenin sorumluluğu size dağıtıyorlarsa 84 milyona dağıtıyorlar biliyorsunuz. Yani uyarına geldiği zaman 84 milyona biz hepimiz sorumluyuz. Öyle oluyoruz. E maliyetini de biz karşılıyoruz. Salgında bile müteahhitlere ödeme yapılıyor. Geçsen de geçmesen de. Onlara salgın yok. Parasını biz ödüyoruz. Vergilerimizle ödüyoruz. Siz emekliler ödüyorsunuz. Peki bütün bunları biz yapıyorsak, siz yapıyorsanız patron kim? E o zaman patron sizsiniz. Ne iktidar ne muhalefet patron sizsiniz. Bu ülkenin patronu olduğunuzu bilin. Ve geçelim başka patronlara. Şimdi Ruhsar Pekcan skandalı eski bakan biliyorsunuz kendi şirketinden, kendi bakanlığına mal satışı yapılması ile ilgili ee, eleştiriliyor. Hakkında bir işlem filan da görünmedi şu ana kadar yok. Ama Yüce Divan sorularının ardı arkası kesilmiyor. Muhalefet diyor ki Ruslan Pekcan Yüce Divan'da yargılanmalıdır. Muhalefetin dediğini geçin arkadaşlar. Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz. Muhalefete göre iş yapmadıkları kesin. Onun içinde. de Böyle oluyor sandıkta muhalefete göre iş yapmanın sonucunu öğrenecekler. Kendi şirketinden bakanlığına dezenfektan satışı yapan Ruhsar Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına yönelik çağrısını sürdürüyor muhalefet. İktidarı yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışmakla suçluyor. Bir bakanın kendi şirketine mal satması yolsuzluk değilse yolsuzluk ne o zaman? Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bir bakanla ilgili olarak bir takım iddialar varsa onun bağımsız yargı önünde görüşülmesi icap eder. Mahkemeden kaçmak tereddütleri artırır. Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum. Hırsızlığın, yolsuzluğun hukuki bir karşılığı yok mudur? Ruslar Pekcan eşine ve kendisine ait şirketten koltuğunda oturduğu Ticaret Bakanlığı'na ve bağlı birimlere dezenfektan satışı yapıldığını usule uygun diyerek kabul etti. Birkaç gün sonra da görevden alındı. Eski bakan hakkında Yüce Divan yolunun açılmasının yolu mecliste soruşturma komisyonu kurulması. Bunun için de AK Parti ve MHP'nin de desteği gerekiyor. Dava mava laf dedi yani. Daha kandırıyorlar <laughs> dava diye. Gerçekte kendileri ceplerini kasalarını yüklüyorlarsa önce o dava onlardan hesap sorar. Muhalefetin dediğiyle iş yapmıyoruz. AK Parti sözcüsü diyor ki muhalefetin dediğiyle iş tutmayız diyor. Hırsızları da koruruz diyor. Yolsuzları da koruruz diyor. AK Parti'de eski bakan için soruşturma komisyonu kurulması talebine kapıyı kapattı. Muhalefetse Yüce Divan konusunda ısrarcı.